Son aylarda oyun dünyasının gündemine oturan, Fallout ve The Elder Scrolls gibi oyun dünyası için yapı taşı olan serileri yaratan Bethesda'nın yaptığı, çıkmasına bir haftadan daha kısa bir süre kalan Starfield'ın hikayesi ne? Ne anlatıyor? Hangi evrende geçiyor? Bizim evrenimizin geleceği mi yoksa tamamıyla kurgusal bir evren mi? Bu soruları yanıtlayabilmek için ekibimizle beraber günlerdir bilgi toplamaya çalışıyoruz. Girmediğimiz wiki sayfası, incelemediğimiz Bethesda yayını kalmadı. Emeğimize karşılık olarak videoyu beğenip bizi takip ederseniz seviniriz. Ben GameGar ekibinden Fatih Osman. Bugün size Starfield evrenine dair bilinen her şeyi anlatacağım. İyi seyirler. Starfield'ın ana hikayesi ve konusu, Bethesda'nın oyunu duyurmasından bu yana merak konusu oldu. Şirketin The Elder Scrolls ve Fallout serisi gibi oyunlarla, hikaye ve hikaye anlatımı olarak oyuncularda bıraktığı etki sayesinde oyuncular, Starfield'dan duyurulduğu andan beri etkileyici bir hikaye beklemeye başladı. Starfield, insanlığın yoğun olarak kolonileştirdiği bir uzay bölgesi olan Settled System, yani yerleşik sistemlerin içinde ve çevresinde geçiyor. Yıl 2330 ve teknoloji, yıldızlar arası uygarlığın gelişmesine izin verecek şekilde ilerlemiş. Ancak insanlık birlik olmaktan uzaklaşmış ve evrene gruplar halinde dağılmıştır. Bu grupların amaçları, motivasyonları ve durumları farklılık gösterebilir. Bazıları Xenofresh Corporation grubu gibi bir mega şirkettir, bazıları ise Freestar Collective ve United Colonies grubu gibi ideolojik açıdan muhalif hükümetlerdir. Karakterimiz bir madencilik şirketinin çalışanı olarak bu kocaman evrene çok ama çok küçük bir yerden adım atıyor ve yolculuğumuz başlıyor. Evrenin zaman çizelgesinden bahsetmek gerekirse 2030'lu yıllardan sonra bizim evrenimizde ayrılma yaşıyor. İnsanlar ilk kez 2050 yılında Mars'a ayak basmış ve 2100 yılında uzayda yaşamaya başlamışlardır. Sonraki yüzyılda insanlar yıldız sistemlerini kolonileştirmeye başlamış, 2156'da Alpha Centauri'ye ulaşmışlardır. Buna takiben United Colonies'i kurarak New Atlantis'i başkent yaparlar. 2189'a geldiğimizde ise Freestar Collective gibi özgürlükçü gruplarda oluşmaya başlar. Narian sistemindeki bağımsız halklar nedeniyle yaşanan gerginliklerin ardından 2196 yılında United Colonies ile Freestar Collective arasında Narian Savaşı çıkar. Bu savaş 2216 yılında imzalanan Narian Anlaşması'na kadar 20 yıl sürer. Savaş bittikten sonra ise Narian sistemi yerine yerleşik sistemler terimi oluşur. Hikayede devam etmeden önce size biraz Narian Savaşı'ndan bahsetmek istiyorum. Video için araştırma yaparken Starfield'ın Twitter'da, daha doğrusu X'te yayınladığı Narian Savaşı'ndan bahseden fotoğrafları gördüm. Hemen Türkçe'ye çevirip GameGar.com'un Instagram hesabımızda paylaştık. Bu tarz bilgileri kaçırmak istemiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Gelin size biraz bu bilgilerden bahsedeyim. Sene 2167. Cheyenne ilk yerleşim yeri olan Aquila şehrini kuran Solomon Coe tarafından kurulur. Solomon, Wally'yi Cheyenne ile birlikte The Freestar Collective'de yer almaya davet eder. Yıl 2194'e geldiğinde US yani United Colonies, artık US diyeceğim, Narian sistemindeki sınırlarını genişlettikten sonra Narian halkı Freestar Collective'e katılmak için oy kullanır. US bir filo gemiyi Narian sistemine taşır ve Freestar da aynı şekilde cevap verince bu olaylardan sonra savaş başlar. Ya işte insanoğlu. Yıl 2200 de olsa, 3200 de olsa ideoloji farklılıklarından bilmem kaç ışık yılı ötede yine birbirlerini bulup öldürüyorlar. Savaş 20 yıl sonra biter ve barış anlaşması yapılır. Bu barış, Freestar Collective'in Lunara sistemindeki Vesta gezegeninde çiftçilik yapmaya başladığı 2307 yılına kadar sürer. US, bunun Narian anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eder ve Vesta'yı işgal ederek halkı katletmeye başlar. US, bu sebeple koloni savaşını başlatır. 2311'de askeri ve sivil gemilerden oluşan bir Freestar filosunun büyük bir US donanmasını devirmeye başardığı Cheyenne Savaşı'nın ardından savaş, Freestar Collective'in lehine sona erer. Buna yanıt olarak US, kendi sivil bölümleri olan US Vanguard'ı kurar. Savaştan bu yana 17 yıl süren, oyunun geçtiği 2328 yılına kadar bir barış yaşandı. Şu anlık Starfield evrenine dair bildiğimiz her şey bunlardı. Oyunun hikayesine dair benim teorilerim ise şu yönde. Ufak madenlerde çalışan karakterimiz, girdiği olaylar silsilesinde evrenin kaderini etkileyecek olan US ile Freestar Collective'in savaşına ister istemez dahil olmak zorunda kalacak. US ve rakibi olan Freestar Collective, hikayede çok önemli yere sahipler. Tahminimce aynı Fallout New Vegas'taki gibi oyunun ilerleyen aşamalarında bizden bir grubu seçmemiz ve onu desteklememiz istenecek. Ve bu durum oyunda birden fazla son görebileceğimiz anlamına gelebilir. Sizin için Starfield evreni hakkında toplayabildiğimiz bilgiler bu kadardı. Elbette oyun çıktıktan sonra daha detaylı videolarını yapacağız. Bu videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. Siz Starfield hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.